Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir çantayla geldim. Bu sefer çocuklar için bir çanta. Bu çantayı hiç aklımda yoktu. Benim sevgili kızım, torunum için böyle bir çanta siparişi vermiş internetten. Fakat stoklarında kalmamış, bitmiş. Anneciğim bana örer misin dedi torunum için. Ben de tabii ki dedim. Ona benzetmeye çalıştım. O hasırdan makine işiyle örülmüş bir kumaştı. Bunu ben kağıt iple ördüm. Aynı kulakları, yüzü bu şekildeydi. Bunun tabii o daha büyük. Ben daha küçük yaptım. Çünkü torunum 2 yaşında. Onu, hatta bu bile onun için aslında büyük sayılır. Ama daha da küçüğü de çok da belli olmazdı. Biraz da büyüyünce de takabilir. Şimdi çantamız 100 gram kağıt ipten arttı bile. İçine astar yapmadım. Şöyle düğmeye taktım. Çıt çıtlı da yapmadım. Çünkü çıt çıt almak için çarşıya inemedim. Sıcakta insan gidemiyor arkadaşlar. Bir de bir yandan bayram temizliklerim devam ediyor. Bir türlü bitmedi. Bu şekilde düğmeli yaptım. İçinde böyle aynı gazete koydum. Şey, şekil versin diye. Hazır çantalarımızda olduğu gibi. İçerisinde astar yok. Gerek duymadım. Kağıt zaten bayağı kalın. Bir de çocuk çantası. Çok devamlı kullanmayacağı için çok gerek görmedim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Düğmeleri turuncu. Çünkü annesi turunculu bir elbise almış. Ona da kombin olsun diye böyle bir çanta istemiş. O yüzden de böyle turuncular kattım. Araya yeşiller, sarılı. Örgünün içerisinde de öyle. Böyle bir şey tasarladık torunum için. Bayramda böyle giysin diye. Şimdi hikayemde paylaşmıştım. Aklımda aslında örmek yoktu YouTube'da. Fakat çok istendi. Biz de çocuklarımıza bayrama kadar örelim dendi. O yüzden hemen de ben ikinciyi şimdi sizlerle başlayacağız, öreceğiz. Evet, bunun dışında burun ve şu göz kapağındaki için keçe kullandım. Siyah keçe, kalp şeklinde burunu. Diğerleri ip arkadaşlar. Şöyle küçücük, azıcık bir keçe lazım. Bir de yapıştırıcı, soğuk silikonla yapıştıracağım. Sıcak silikonla attı arkadaşlar. Benim tabancam iyi değil. Çok ısıtmıyor herhalde. O yüzden de soğuk silikon kullandım. Şimdi tığımda 2,5 numara. Kalın olmasın. 2 veya 2,5. 2.20 olabilir. Bunu yaparken biraz ince olsun tığımız. Şimdi başlayalım. Sihir halkayla başlayacağız. Şöyle biraz uzun tutuyorum çekme payını. Şu parmağımı iki kere doluyorum arkadaşlar. Bir, iki kere doladım. Gayet bol öreceğim. Sıkı yapmıyorum. Çünkü çekerken rahat olsun diye. Bir tane sabitledim. Hiç sıkmayın. Bol yapın. Ve bundan sonrakileri 11 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğne yaptım. Bol ördüm. Şimdi ipimi çekeceğim. Çünkü kağıt ip kopabilir. İpimi çektim ve kısalan, bunu çekelim. Kısalan ipi geri çekiyoruz. Aşırı yüklenmeyelim arkadaşlar. Kağıt ipler. Valla şimdi bile kopabilir.
Evet, kontrollü bir şekilde sihir halkamı kapattım arkadaşlar. Daha da asırsam kopabilir. Hatta daha önceki yaptığımda kopmuştu. Şimdi birinci sıramızda 11 tane sık iğne yaptık. Şimdi arama ip koyuyorum arkadaşlar. Sıramı belli olsun diye. İkinci sıramda hepsi çift batacağım. Arkadaki BLO'dan batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Ve arkadan batarak sahte trabzan yapıyorum. Bir kere de çektim. Bu arada döne döne öreceğim. İlmek kaydırıp kapatmadan direkt örmeye geçtim. Döne döne örüyorum. Tığım üzerine aldım. Arkadaki tek kattan aynı yeri yapacaktık. Çift batıyoruz çünkü. Ve bir seferde çekiyorum. Arttırdım yani. Bir yere çift battım. Tığım üzerine alıyorum. İkinci sık iğneme battım. Yine bir seferde kapatıyorum. Bu sahte trabzan. Tığım üstüne yine aldım. Ama sık iğne gibi bir seferde kapatıyorum. Tekrar 2-3. Sık iğneme çift batıyorum. Tekrar aynı yere çift battım. Sıra sonuna kadar hepsine çift batıyoruz. Bu şekilde. Tığlarımız kalın olmasın. Olursa çok delikli olur. Başka örneklerde kalın olabilir ama bu örnekte biraz sıkı olması gerekiyor. Açılmaması için. Tığım üstüne aldım. Aynı yere batıyorum. Şimdi 11 taneydi. Hepsine çift battık. 22 olacak sayımız. Sıra sonuna kadar bu şekil hepsine çift batalım. Evet, ikinci sıramı bitirdim arkadaşlar. 22 tane sık iğnem oldu. 3. sıramdayım. Bu arada illa kağıt iple yapmak zorunda değilsiniz. Çok daha farklı iplerle, normal kalın kotonlarla da olur. Size kalmış arkadaşlar. Benim elimde değerlendiriyorum. Fazla almıştım kendim için. Şimdi 3. sıramda yine tığım üzerine aldım. Bir tek yapıyorum. Bir çift batıyorum. Tekrar bir tek, bir çift. Hep arkadan örüyoruz. Arkadaki BLO'dan öreceğiz. Döne döne devam ediyoruz. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar sayımız 33 olacak. 11, 22, 33. Bir dahakine 44. Sonra 55, 66 diye devam edecek. Evet, 3. sıramızda bir tek, bir çift, 11 tekrar var. 11 arttırış var arkadaşlar. 33 olacaktı. 4. sıramız 2 tek, bir çift. 5. sıramız 3 tek, bir çift. 6. sıramız 4 tek, bir çift. 7. sıramız 5 tek, bir çift. Ve 8. sıramızda 6 tek, bir çift. 11 tekrar var. 11 ile başlamıştık. Ve 11 arttırış var arkadaşlar. Dediğim gibi en son bakalım. 11, 22, 33, 33, 44, 55, 66, 77 ve 88. En sonundaki sıramız 88 trabzanımız, sahte trabzanımız var. Bu benim torunuma göre yaptığım, işte bu daha büyük çocuklar takabilir. Daha böyle büyük, birazcık daha büyük olsun isterseniz de 7 tek, 8 tek, 10 tek nasıl kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi biraz daha ufak yaptım. 6 tek yaptım. 6 tek
bir arttır, alt dik, bir arttır da büyütmemi bitirdim. Şimdi ilmek kaydırma yapacağım. Yani şuradaki düğme yapacağımız alanı belirleyeceğiz. En son iki tane sık iğne yaptım. Kavalı durmasın orada diye. Şimdi ilmek kaydırıyoruz. Batıp çıkıp içinden geçiriyorum. Çok sıkış yapmıyorum. İp de zaten biraz zor oluyor, sert. Batıyorum. Çekiyorum. İçinden geçiriyorum. Batıp çekip içinden geçiriyoruz. Sıkış yapmıyorum. Zaten zor geliyor. Zorluyor yani kağıt ip. Battık. Çektik. İçinden geçiriyoruz. 35 tane ilmek kaydıracağım. Çantamızın burası ağız kısmı. Böyle devam edelim. Evet, toplam 35 tane ilmek kaydırdım. Yani CC yaptık. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde iki parça yapıyoruz. Bunları daha sonra yüzümüzü işlemeden önce ütülememiz lazım. Aynı şekilde iki parça yapacağız. Şimdi bir ara parça yapalım. Evet, şimdi bunun için bir tane sabitleme zinciri yaptım. Bu birini sabitledim ipimi. Bundan sonra 6 tane zincir çekiyorum. Bu 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim. Şimdi birinciyi atlıyorum. İkincinin içerisine sık iğne yapıyorum. 5 tane zincirim kaldı. Hepsine tek batıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne yapacağız bu aradaki parçamızı. Evet, 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir dönüyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Ve 5. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde toplam 52 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ara parçamızı 52 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi kulağımızı da örelim. Birini ördüm. Diğer kulağı da beraber örelim. Sağ sonra yüzünü şekillendireceğiz. Çantayı birleştireceğiz. Şimdi 11 tane zincir çekelim. Evet, ipimi önce bir sabitledim. Ondan sonra 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektik. Birinciye atlıyoruz. İkinciye tek batıyoruz. Sıra sona kadar 10 tane zincirime tek batıyorum. Biraz zor oluyor kağıt ip örmek. Parmak acıtıyor.
Gerçi yeni çıkanlar daha iyiymiş, daha yumuşakmış. Ben alalı 4-5 sene oldu arkadaşlar. İki, dört, altı, yedi tane ördüm. Yedi, sekiz, dokuz ve on. Evet, on tane ördüm birinci sıramda. Bir zincir çekip dönüyorum. Sıra sonuna kadar yine hepsini tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, 10. sık iğnemin içerisine 3 tane yapıyorum. Birinci yaptım. 2 ve 3. 3 tane yaptım. Şimdi bu taraftaki zincire devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan başlayacağım. Arada araya girdi çünkü. 4. Sıra sonuna kadar hepsine tek batıyorum. Evet, sıra sonuna kadar 10 tane sık iğneye tek bat, zincire tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 10 tane sık iğneye tek batıyorum. 3 tane yapmıştık bir sık iğnenin içine. Oraya kadar hepsine tek batıyorum. Daha sonra 3 sık iğneye çift batacağız. Köşeyi dönmüş olacağız. Şimdi köşeye geldik. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9 tane tek battım. Hatta 10 tek battım. Şimdi buradaki 3 taneye çift batıyoruz. Birinci çift. İkinci çift ve üçüncü çift. Evet, köşemizi döndük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu tarafta 9 tane sık iğne var. Onlara da tek batıyoruz. Sayılara takılı kalmıyorum. Bu tarafı 10'du, burası 9. Çok daha önemli değil arkadaşlar. Evet. Efendim, ne oldu kızım? Ne istiyorsun? Ay, ne derdi var acaba Müezzan'ın? Ne oldu? Evet. Şimdi tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. Yeniden 9 tane tek batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8
9 9 Evet, 9 tane tek battım. Bir tane arttırıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir arttırıyorum. Bir tane tek battım. Bir arttırıyorum. Evet, sıra sonuna kadar diğer hepsine tek battım ve kulağımız bitti. Toplam 28 tane sık iğnem oldu. Şimdi en son tekrar bir zincir çekip dönüyorum ve ilmek kaydırıyorum artık. Şuraya atlayayım, karşıya geçeyim. Evet, sıra sonuna kadar ilmek kaydırıyorum. Yani CC yapıyorum. Kulağımın daha sert olması için, kıvrılmaması için ilmek kaydırıyoruz. Batıyoruz, çıkıyoruz, içinden geçiriyoruz. Evet, kulaklarımızı da bitirdik. Şimdi çantamızı birleştirmeden önce bir tanesine yüzümüzü çalışalım. Şunu yapalım. Evet. Şimdi şu ilmek kaydırdığımız yer çantamızın üst kısmı. Şöyle ortalıyoruz. Tam ortaladım. Bu şekilde. Bu arada ütüledim arkadaşlar. Buharlı ütüyle ütüledim. Tam bir düz oldu. Şimdi bu tavşanım da böyle gülen bir tavşan, gözleri kapatmış. Orijinali öyleydi yani. Göz kapak kısımlarını keçeyle çalıştım daha muntazam olsun diye. Bu şekilde tam veremezdim. Burnu da öyle. Bunun için önce tavsiyem şöyle bir kağıda çizin. Bir kağıda çalışma yapın yani bu şekilde. Bu ebatlarda. Yani bakalım. Şimdi bir uçtan diğer uca kadar 3 santim. 3 santim boyu. Böyle bir doğaçlama göz kapağı çalıştım. Kalpte yine tamamı 2 santim civarında. 2 santim eni, 2 santim boyu kalbimin. Şimdi bunu keçeye üzerine koyarak bu şekilde 2 tane kesmiş oldum. Şimdi bunları soğuk silikonla yapıştıracağım. Sıcak silikonla atıyor arkadaşlar. Yani bırakıyor. Yani daha doğrusu benim tabancam çok hiç güzel yapmıyor. Isıtmıyor yani. Çok ısıtmadığı için de hemen kalın kalıyor ve eriyemeden yapıştıramıyor. O yüzden soğuk silikonla yapacağım. Soğuk silikon bu şekilde da buradan çıkmış. Şuradan açayım. Makasımın ucuyla süreceğim. İyice sürüyorum, bol olsun. Şimdi şu orta noktamız, tam ortaladık. Orta noktamızdan bir sıra üstüne ve yine
Bir sırada şöyle kayacağım. Şöyle göz kararı buraya yaptım. İkinciyi yapıştıralım. Evet, ikinci göz kapağımı da aynı hizaya yapıştırdım. Bu arada böyle yanaklar pembelik vermek için yine kotonla ördüm. Orijinalinde seten yapılmış ve işlenmiş arkadaşlar. Seten kesilmiş. Makinenin nakışıyla da işlenmiş. Ben de kotonla ördüm. Sivil halkanın içerisine 6 sık iğne. Evet, bir türlü konuşamadım arkadaşlar. Saat gecenin 12'si ve sokakta araba sesinden geçilmiyor. Normalleştik. O yüzden herkes sokakta. Korna basanlar mı dersiniz? Fren bağırtanlar mı? Bile bile. Neyse. Evet, şimdi dediğim gibi sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sırasında hepsi çift batıyoruz. Üçüncü sırasında bir tek bir çift, bir tek bir çift, 18 sık iğnemiz oluyor. Bu şekilde 2 tane yaptım. Bunları da bunları dikeceğim. Daha sağlam olsun diye arkadan tutturacağım, dikeceğim. Bundan önce göz kapı şeylerimizi yapalım. Bir bunları kalbi yapıştıralım. Şu burnumuzu da yerine ayarlayalım. Evet, bu şekilde. Şimdi ortadaki birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıranın tam ortasına yapmışım diğerini. Şimdi onu da şöyle tam ortalayalım. Evet. Şimdi bir, iki sıra atladım. Üçüncünün ortasına burnumu yaptım. Ve şimdi siyah iple kirpikleri yapacağım. Ağzı yapacağım. Evet, siyah ipimi ucu küt olan iğneme taktım. İpim kalın değil, orta kalınlıkta. İnce olmalı biraz. Katını ayırdım. Kalın bir ipti. Katlarını ayırdım. Şimdi burnumun tam ortasından çıkıyorum. Şöyle bir sıra hemen. Çekim anında yapmak zor oluyor arkadaşlar. Tam ortasını bulamamış olabilirim. Yani gidişat bu şekilde, tam ortasını bulun. Daha sonra 1, 2, 3 sıra şuradan 3.'ye şuradan çıktım. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet, bu şekilde yuvarlatacağız burayı. Yuvarlatalım. İpimi buraya sabitledim. Biraz yuvarlaklık vereceğiz. Şuradan da ayarlayayım biraz.
biraz yuvarlattık. Şimdi ben biraz zorlanıyorum kamera karşısında. Diğerini aynı şekilde şöyle yuvarlatacağız. Evet, pembe yanakları şimdilik yapıştırdım arkadaşlar. Daha sonra alttan yine dikeceğim. Şimdi şuradaki noktaları yapalım. Bıyıklarımızın. Şöyle göz kararı. Çok çekmiyorum. Noktalar yapıyorum. Yavaş çekiyorum. Evet, böyle 3 tane yaptım bir tarafa. Aynısını bir tarafa yapalım. Yavaş çekip bu şekilde. Şu hatta iyi olmadı. Evet, ben yüzümü tamamladım arkadaşlar. Bıyıklarımı yaptım. Kirpiklerimi de yaptım. Bıyıkları yaparken bir kat daha çıkardım daha ince olsun diye. Bu şekilde ekran resmi alarak da yerlerini siz birleyebilirsiniz. Şimdi süremiz çok uzamasın. Şimdi birleştirmeye başlayalım. Evet, şimdi ince şeritimi, ipimi koparmamıştım. Burada kalmıştı. 52 sıra örmüştüm. Şimdi çantamın önce bir yüzünü alıyorum. Şurası baş ilmek kaydırdığımız yerler. Burası buradan itibaren aşağıya doğru birleştireceğiz. Şimdi ilmeğimin içine batıyorum. Bir de karşıya batıyorum. Şurası da olabilir. Ve ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi bir buradan. İşte kağıt boyutu zor oluyor. Bir karşıya. Karşıdaki ipin tek katından önde bana bakan tek kattan alarak ilmek kaydırıyorum. Arkadaki parçanın öndeki tek katından alarak ilmek kaydırıyoruz. Hemen karşısına gelen sıraya hiç atlamıyoruz. Her sıraya ilmek kaydırıyoruz. Bir alttaki sık iğnedeyim. Ne? Karşıdaki öndeki tek kattan, yani FLO'dan, BLO değil, FLO öndeki tek kat. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek kaydırarak parçamızı birleştireceğiz. Evet, şeridimi sıra sonuna kadar birleştirdim. Burada şeridim uzun geldi arkadaşlar. El farkından değişebiliyor diğeriyle bunu uzunlukları. Bu da 52. Buradaki de 52 tane sık iğne yapmıştım. Bu da 52. Fakat şu kısma fazla geldi. O yüzden tekrar bu tarafa doğru 200 sık iğne daha girdim. Birleştirdim yani. İster sökebilirsiniz. Ben sökmek istemedim. Yani bu şu ara şeridi de 50 sık iğne yapabilirsiniz mesela. Şu iki tanesi fazla gelmiş oldu. Ben doğaçlama çalışıyorum şu an. Şey yapmadım. Sökmedim. Böyle devam ediyorum. Şimdi buradan sonra tekrar ilmek kaydırdım üst kısma da. Şimdi diğer parçamı da ekleyeceğiz. Evet, diğer parçamı da
2 sık iğne ileriden başlayacağım. Yani şu kısmın tam uçtan değil, 2 sık iğne bu tarafa kaydıracağım. Da oraya oturması için. Hadi şimdi devam ediyoruz. Şuradan uç burasıydı. 2 tane kaydırdım. Evet, çantamızı birleştirdik arkadaşlar. İki tarafta bu şekilde. Şimdi şuradaki düğmeyle kapatma yerini yapacağım. Daha önceki videomda çıt çıt nasıl takılır? Çıt çıt yapmak isteyenler oradan bakabilirler nasıl yapıldığını. Şimdi normal örerek yapacağız kapatma yerini. Şöyle çevireceğim. Tam ortasını bulacağım çantamın ve 6 tane tam ortasını bulayalım. Şöyle 3 bu taraf, 3 bu taraf, 6 sık iğne ile buraya diğer şeyi bandımızı yapacağız. Şimdi ipimi şöyle bir tutturdum. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. Bu birinci sık iğne olmuş oldu. Bir. Şu ipi de arada yürütüyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı sık iğne ile başladım. Birinci sıramı yapmış oldum. Evet, şimdi 7 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. 8. sıramızda düğme deliği açacağız. 2 tane tek battım. 2 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. 1, 2 atlıyorum. Ve son kalan 2 taneye tek batıyorum. Evet, 1 zincir çekip geri döndüm. Ve son sıramız bu, 9. sıra. 2 tane sık iğne yaptım. 2 zincirin içerisine yine 2 sık iğne, sayılarımız aynı oldu. Yine kalan 2 sık iğneye tek battım. Toplam yine 6 tane 6 tane sık iğne yaptık ve ipimi biraz uzun kesip saçak yapacağız. Ve bitirmiş olacağız. Evet, kulaklarımızı da şuradan 1, 2, 3 sık iğne sayıp 4'üncünün üzerine koyuyoruz dikerken. Şöyle ayarlayalım. 3, 4. Diğeri de yine buradan, bu taraftan 3 tane sayıyoruz. 1, 2, 3. 4'üncünün üzerine koyuyorum. Bunu da buradan biraz oranı şeklinde ayarlıyoruz. Evet, kulaklarımızın yerinde belirledik ve süremiz çok açtığı için kısa keseceğim arkadaşlar. Artık anlatacağım. Normal dikeceğiz. Astar yaptırabilirsiniz terziye vererek içerisine ve kulakları da astarın o zaman içerisinde kalmış olacak. Şimdi bizimki astarsız. Şu da bitmiş hali arkadaşlar. Böyle küçük püsküller takıp tekrar bunları tekrar açtım. Tel tel kağıt iplerimi. Ve elbisesinin rengine düğme diktim ben. Şu anki kombini. Benim torunum kombini. Turuncu elbisesi. Annesi almış.
Ve ben de ona uygun yaptım. Takma yerimiz bu şekilde. Sap olarak da saç örgüsünü yaptım. Aralarına da tekrar böyle renkler geçirdim iğneyle bunları. 3 renk. Siz de istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi terziye vererek içerisine astar da yaptırabilirsiniz. Veya dikiş bilen arkadaşlar aynı kalıplarla astarlarını yapabilirler. Evet, çocuklarımızın bayramı için çantaları bu şekilde. Bunu da burada yaptık. Bunu da yeğenime yapacağım. Tekrar farklı renklerle çalışacağım arkadaşlar. Tekrar şuları isterseniz pomponlar yapabilirsiniz. Farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi şulardan püsküller de yapabilirsiniz. Farklı farklı çalışabilirsiniz. Ben orijinaldeki gibi yaptım. Sadece onda çıtçıt vardı. Bunu çalıştım. Çıtçıt almaya gidemediğim için. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.